Biraz ayağa kalkacağım. Oo. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Alkışlıyoruz tabii ki, alkışlıyoruz kocaman. Babam gelmiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden. Benim için en güzel plaket, en güzel hediye her zaman için tülbent. Elini gözlerim. Çok teşekkür ederim. Kültürümün en güzel simgesi. Utanmadan, yerinmeden şanlarımızla, başörtümüzle gurur duyacağız. Bu benim anamın eline sağlık, öpecektim ama teşekkür ederim, çok sağ olun. Daha da bir başkanımızın ablası. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Dalaman kötekler. Kocaman alkışlarınız lütfen. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de kendimi bilmiyorum hocam. Şimdi arkada bir teyzem var, ben onun yanına geçeceğim hemen kısa süreli. Ondan sonra bir plaket taktiğimiz olacak saygıdeğer konuklarımız. Evet, şöyle oturayım ben. Şunu sana vereyim. Evet, birazcık seni tanıyacağız, sonra da bir tane senin şiirin varmış. Onu dinleyeceğiz, Çanakkale dinleyeceğiz. Tamam. Şöyle yaklaştır biraz mikrofonu. Adınız nedir? Adım Havva, soyadım Koçak. Azizliğe köyünden, Sarı Geçeri soyundanım. Devam et, var mı bunun devamı? Adım Yörgü Kümer. Babam Mehmet geç yüzülmüş derya, Fatma gelin yoğurt yutmuş, karatak kardeşli tavuya, ben yürüyün, kola göçe, ta Burdur'dan geldim buraya. Alkışlardım buraya, efendim, alkışlardım buraya. Buraya geldim. Hepimizin bir diyeceği var ama ben senden bir şiir istiyorum. Olur mu? Çanakkale şiiri. Ama tabii burada. İstersen sahneye kalk. Hadi. Hadi sahnede okuyacak. Cesaret var. Alkışlar o zaman. Şöyle kocaman alalım. Gel teyze. Hop elbisi de var. Adam benim. Hepsi. Burada mı okuyayım? Sahneye çıkacağım dedi. Dede de. Azıcık da puan yapalım mı? Hocam, azıcık şöyle. Azize'nin albanaklı dağına, bülbülünmüş mor sembüllü bağına, hoş geldiniz derin ağasına, paşasına, hanımına, beyle. Hoş geldiniz. On sekiz Mart zaferini, tanıyınız Türk erini, ölümde vermez bir karış yerini, Çanakkale geçilmez. Şehitler diyarı Çanakkale'ye indim. Hüzünle büyük gemiye bindim. Edebattan kaleye döndüm. Çanakkale'nin kalesi birbirine bakar. Çanakkale'de 253.000 şehidimiz yatar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Namazgâhta kılmışlar nöbette namaz. Allah'ım onların sevabını denizin suyundan, karanın toprağından daha çok yaz. Seyit Onbaşı diyorlar, 276 kilo topu kaldırmış. Allah'ım bu nasıl asker? Karşılığında ne istersin diye sorunca paşası, karnının acı olduğu için bir ekmek ister. Arkadaşlarımın hakkı olur diye onu da almayan asker, ruhu şad olsun. Sorenlere şehitliğine vardık, taşı var çevrilmiş şehit mezarları gördüm. Kendi oğlunu gölgeye koydum deyip de başka yaralıları saran doktoru duydum. O doktorun da ruhu şu oradan çağır olsun. Ana! Avustralya şehitliğine vardık. Avustralya'da Yeni Zelanda'dan kandırılmışlar. Çanakkale'de ileri sürüp de öldürülmüşler. Tek camın dibinde yatarlar. Üç aylık diye ben ziyaretçimiz gelir diye bakarlar. Mehmet Çavuş abidesi denize bakar. Dibinde 57.000 şehit yatar. Ben beyaz camdan mazer taşı. Okuyamadım cahilin. Hangisi Çavuş da hangisi onbaşı. 21 ile 22 yaşı. Allah'ım bunlar ne kadar genç asker. Ruhlar şad olsun. Yahya Çavuş şehit yine vardık. İngiliz gelmiş de karaya dayanmış. Akan şehit kanı denizi boyamış. Yahya Çavuş ile üç arkadaşı geçirmemiş düşmanı orada tam 3 gün oyalamış. Ruhları şad olsun. Anadolu'nun bir köyüne gel.
olduk. Burada olmayan memleket yok dediler. Burayı düşman vurdu. Kurşun yağmur gibi yağdı. Şehit kanı derelere doldu dediler. Şehit kanından utanan ağaç kökünü yere salamadılar, beline sardı dediler. O ağaçta şehitlerimize gölge olsun. Ana farkaları ağırken kucağında düşman bir asker gördük. Çok aşık ağırken yerde Lidya sorduk. Topumla tüfeğimle beni buraya gömümün diyen asker öldü. Onun da ruhu şad olsun. Analar